Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin. Ben, yankısından kaçan çocuk, kendi sesinin. Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı, Allah'ın körebesi, cinlerin padişahı. Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların. Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların. Ben, kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda, öksüzün altın bahtı, yıldızdan mahyalarda. Ben, başı ağır gelmiş, boşlukta düşen fikir, benliğin dolabında, kör ve çilekeş beygir. Ben, Allah diyenlerin boyunlarında vebal, ben, bugünküne mazi, yarınkine istikbal. Ben, haritada deniz görmüş, boğulmuş. 9 köyün sahibi, 9 köyden kovulmuş. Hep ben, ayna ve hayal. Hep ben, pervane ve mum. Ölü ve münker, nekir. Baş dönmesi, uçurum. Selamünaleyküm değerli kardeşler. Bugün böyle bir girizgah yapalım dedik. Farklı bir video hazırlıyoruz sizlere, Allah izin verirse. Yine güzel mekanda, dostlarımızla, kardeşlerimizle beraberiz. Söylemeyeceğiz, sürpriz bir yerdeyiz. Bugün farklı bir şey yapacağız dedik. Allah izin verirse, zaten belki şiir severlerin de hemen tahmin edebileceği bir kitapla başladık. Çile kitabıyla başladık, rahmetli Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın. Yine bu konsepte inşallah devam edeceğiz. Bugün 3 kitap önereceğiz size. Fakat yani içlerinden de şiir seçtiğimiz 3 şiir kitabından bahsedeceğiz. Böyle şiirle girizgah yaptık. Şiirin şuurunu seviyoruz. Şiiri seviyoruz. Şiiri seveni de seviyoruz. Okumayı da seviyoruz. Yer yer yazmaya çalışıyoruz da. Ama tabii şair değiliz. Ama seviyoruz. Şairleri seviyoruz. Şiirlerimizi seviyoruz. Dedik ki edebiyat tarzı çalışmalar yapmamız gerektiğini düşündük kardeşlerimizle. Bu doğrultuda da bu sefer de hani bir nevi şiir edebiyatın şiir tarafına dokunalım diye düşündük ve kitaplar seçtik. Zaten videomuzda hangi kitaplar olduğunu göreceksiniz. Çok sürprizi ve gizemli olmaya da gerek yok. Çok sevdiğimiz yazarlarımızdan, şairlerimizden yine Cahit Sarıfoğlu Üstad'ın Korku ve Yakarış kitabından bir şiir seçtik, bir bölüm seçtik aslında. Bir de Yavuz Bülent Bakiler'in Harman şiir kitabından seçtiğimiz bir şiiri. Tabii derdimiz neydi? Bu kitaplar sizin için değerli kitaplar olduğunu düşünüyoruz ve okuyun inşallah diyoruz. Hanenize, kütüphanenize mutlaka katın. En azından okuyun, katamasanız dahi. Bakalım şimdi hangi şiiri okuyacağız? Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla. Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulunduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından 100.000'le. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eskilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım, yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nedir.
Evet değerli kardeşler, bugün inşallah son şiirimizi böyle okuyacağız. Derdimiz neydi? Hani bu kitapları okuyun aslında biz, yani bu şiirlerden öte bu kitapları okuyun dedik. Güzel isimleri seçmeye çalıştık ve seçmeye de devam edeceğiz sizler için. Son şiirimiz de Allah izin verirse rahmetli Cahit Zarifoğlu, Abdurrahman Cahit Zarifoğlu üstadın Korku ve Yakarış kitabından böyle küçük bir bölüm seçtik, uzun bir şiiri vardı. Bir dua niteliğinde, ona da amin diyeceğiz ve selam verip yolumuza devam edeceğiz. Bakalım, bismillah diyelim. Önce besmele, en güzel kelime. Allah'ım, yol boyunca bırakma elimi. Düşerim sonra. Allah'ım, niçin halkettinse beni, kalbime söyle iyice. Engellerden arınsın yolum. Allah'ım, nasıl pırıl pırılsa, güzelse sevdiğin kulların, öyle güzel kıl beni. Allah'ım, o güzeller güzeli, hangi iyilik diledi senden, dilerim ben de öylelerini. Allah'ım, Peygamber Efendimiz hangi şerlerden sığındıysa sana, up uzak tut beni, benden de onları. Allah'ım, yol boyunca, tarih boyunca başıboş bırakma bizi. Amin. Allah'a emanet.